Hocam onda onda bu hafta futbolcuları aldık. Peki. Türkiye'ye gelmiş geçmiş. Gerçekten oynadığı kulüplerde isim yapmış ve bana göre iz bırakmış 3 tane futbolcu var hocam. Peki. Drogba, genel performans. Şekiş. Futbol bilgisi. Şekiş. Duruşu. 10. Basın ilişkileri. 10. Taraftarın gözünde. 9. Bir puan nereden kırdınız hocam? Sevmeyen yoktur. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı dahil ben seçerim. Hacı 10 alır. Taraftarın gözünde yani. Hacı ve Alex 10 alır. Onlarca kimse onlarla. Peki. Para performansı? 7. Aldığı parayı hak etmedi mi? 8. Peki. Yaşam tarzı? 9. Karizması? 10. 10. Drogba. Aslan gibi adam değil mi hocam? Değeri? Galatasaray tarihinde. Tabii. 8. Çünkü Galatasaray tarihinde 9 ve 10'lar var. 10 Metin Hacı. Oktay, 10 Hacı. Hacı. Yani Metin Oktay'ı bu kategoriye sokmayız bile de. 8. 8. Sokmayızdan kastım o çok üst düzey olduğu için yanlış anlaşılmasın. İz bırakması hocam. Galatasaray tarihinde. Tabii. 7. 7 mi verdiniz? Şimdi Galatasaray tarihinde 10'luk izler var. 9'luk izler var. 8'lik izler var. Hadi bir örnek verin. 10'a Hacı dedik. 9'a kimi koyarsınız? Metin Oktay. 9'a. 10'a da Hacı. 10'a da Metin Oktay. Tamam. 9 puan da kimi verirsiniz? Şu ana kadar gelen. Ya var yani gerek yok bunları konuşmaya. Simović mesela. 8.7 gayet güzel bir puan tabii. Hocam futbolcu olarak Fenerbahçe'den Pierre Van Hooijdonk. Genel performans. 8. Futbol bilgisi. 8. Duruşu. 9. Basın ilişkileri. 10. Taraftarın gözünde. 8. Para performansı. 9. Drogba'yı geçiyor. Geçti bile. Yaşam tarzı. 9. Karizması. 8. Değeri. Fenerbahçe tarihinde. 7. İz bırakması. 7. 8.3'müş hocam. Genel performans hocam Mario Gomez'in. 8. Normal yani. Çok kısa süre oynadı. İşini de yaptı. Futbol bilgisi. 9. Çünkü Alman kültürüyle büyümüş. Alman fundamental sistemiyle büyümüş. İyi bir Alman. Hocam bu fundamental sistemini de bazı spor yazarları ve gazeteciler kullanıyor. Ne diyorsunuz? Bu biraz normal fundamental, fundamental tek kelime. Biraz önce herkes temel eğitim. Topladınız ya. Temel eğitim. Almanya'da yetişen her futbolcunun temel eğitimi çok iyidir. Türkiye'de yetişen her futbolcunun temel eğitimi çok kötüdür. Bu kadar basit. Brezilya ve Arjantin'e temel eğitim yoktur. Temel eğitimi çocuklar normalde kumsalda, ormanda, sahilde. Onların temel eğitimi Allah vergisi. Allah vergisi. Duruşu? 10. Basın ilişkileri? Bir problem yaşamadık. 9. Basına saldıran, basına şey yapan bir adam değildi. Taraftarın gözünde? Beşiktaş taraftarı. Tabii canım yani Fiorentina taraftarı ilgilendirmiyor. 7. Çünkü yani bir bundan 20 yıl geçtikten sonra Mario Gomez çok fazla hafızalarda kalmayacak. Kalmaz. Para performans hocam. Aldığı para şey yaptı, 8. Aldı ve şampiyonluk yaşattı. Doğru mu? Doğru. Ya şampiyonluğu yaşattı. Tamam. Belki hatırı sayılır paralar aldı. Az paraya gelmedi buraya. İyi oynadı hocam yani. Para performansı... Şimdi bana göre para performansında konuşamadım. Aldı paranın hakkını verdi mi? Attı ver, gollerini. Attı. Ver. Garip 27-28 gol attı hocam. 10 puandan aşağı olmaz. Doğru. 9-9-9-9. Peki yaşam tarzı? Yakışıklı bir adamdı. Şuydu buydu ama ailesine düşkündü, iyiydi. 10. Karizması? 9. Allah Allah. Bir Drogba değil. Ama Van Hooijdonk arada. Van Hooijdonk'un daha iyi karizması abi. Mario Gomez'in... Ben 9 veriyorum Mario Gomez'e. Siz 9 verin. Değeri hocam? Beşiktaş için. 7. Beşiktaş çok şampiyonlukları çok yabancı ile yaşadı. Bir Ferdinand vardı. Les Ferdinand. Bir şey diyeceğim. Ferdinand iz bırakmasına bugün olsa kaç puan verirsiniz? 10. Niye? 3 sene şampiyonluklarda Ferdinand vardı. 3 sene çıkıştı bak. Sonra gittin Newcastle'a. Tamam. Metin Ali Feyyaz diyorsun değil mi? Bak aradan 20 yıl geçti. Hala Metin Ali Feyyaz şarkıları var. İz bırakması hocam Mario Gomez'in. 7. Bir müddet sonra sadece bir şampiyonlukta Mario Gomez'e vardı galiba denecek Beşiktaş için. Bak Beşiktaş tarihinde iz bırakmış önemli adamlar var. Metin Ali Feyyaz, Les Ferdinand. Doğru mu? Gordon Milne. Gordon Milne, Baba Hakkı, Süleyman Seba. Mehmet Üstünkaya bırakmamış mesela iz. Sergen, eleştirilen Jack tarafları da var ne ama iz. Yıllar geçsin Yusuf. Sergen var. Hangi Yusuf? Doğru bu soruyu soracağını biliyordum. Fenerbahçe'de oynayan, telefon kulübesinde hangisi? Şu anda vefat etmiş.
yaşasaydı 70'li yaşlarda olacak Yusuf. Ama hatırlamasın, bizi seyreden milyonlarca 10 numara muhabbet izleyicileri de hatırlamaz. Yusuf'u geçiyorum, Sergen. Yani ben 77 doğumluyum. Hatırlamıyorsun. Bayağı kendim bildiğimden beri de futbolu izlerim. İşin kötüsü ben de hatırlamam, ismen hatırlarım. Hmm. Baba Hakkı gibi. Anladım. Ben Kadir'li, şeyli, Kadir'i hatırlarım mesela. Stoper Kadir, Ulvi, onların zamanını hatırlarım. Stoper Kadir'i kaç defa oyundan attım. Öyle mi? Anımı anlatayım mı? Tabii Kadir hocam, iyi bir insandır. Sol bek oynar, stoper oynamaz Kadir. Stoperde de hiç oynamadı mı? Ulvi'yle oynuyordu hocam sen. Oynamıştır da ama asıl yeri sol bek. Bir gün lig maçı attım oyundan. Beşiktaş Galatasaray maçı. Bir hafta boş geçti, ondan sonra ilk maç kupa maçı, Beşiktaş Fenerbahçe maçı, orada da oyundan attım. Ondan sonra bana küstü, bir daha merhaba dedi. Peki kırmızılar doğru muydu? Ya doğru yanlış. Biz verdiysek doğrudur. Ona göre yanlış, bana göre doğru. Hatırlamıyor. Şu anda niye attığımı da, hangi nedenden dolayı, yani küfür müfür değil. Ya sert hareket, ya bir şeye attım. Sonra uzun yıllar küstük. Sonra birlikte program yaptık, öpüştük möpüştük. Yani futbolda kalıcı düşmanlık olmaz. Kırıldı bana. Haklı da olabilir. Niye attığımı da işin kötüsü hatırlamıyorum. Yani öyle tekme yumruk falan değil, hep ikinci sarı kart. İkinci sarı da. Kadir Bey'le öyle bir anımız var. Mario Gomez 8.1. Abi hocam. Mario Gomez, Van Hooydonk ve Drogba. Hepsinin 800 üzerinde olması gerekiyordu. Değil mi kızım? Hepsi de 800 üzerinde oldu. Hocam tam satranç biliyor musunuz? Kimin neyle çıkacağı belli bak, değil o da ya. Bak, o da bir şey değil mi? O da doğru. Futbol satranç falan değildir. Bak satranç budur. Oynarsın. Önce merkeze alırım. Sonra derim ki ben bu hamleyi yapıyorum. Bunu yaparsa bu öyle değil. Futbolda her şey istediğin gibi giderken kaleci çıkar. Boş topu alır, elinden düşürür, gol olur. Bütün sistem değişir. Dağılır. Satrançta yok. Hocam, ben böyle oynarken yanlışlıkla bu aşağı düşürür. Efsanevi isim kim satrançta? Kasparov. Kasparov kaç hamle ötesini oynuyormuş biliyor musunuz? 139 mu dediler? Olabilir. 140 hamle öncesi sonrasını yok, mı görüyormuş? Yok, futbolda yok. 140 hamle sonrası yok. Futbolda 140 saniye sonrası yok. 140 futbolda, saniye büyük rakam abi. Bak, futbolda bir dakika sonrası yok. Bütün maç kontrolündedir. Bir geri pas verirsin, kısa düşer, rakip gelir, golü atar. İşte en yakın örnek biraz önce konuştuk şeyle, Fabri ile Marcelo'nun pozisyonu. Futbol satranç değildir. Yaptığı yorumlara karizma katmak isteyen aptal sporu yorumcuların lafındadır. Aykut Kocaman'la şey satranç oynayacaklar Igor Tudor. Hadi bırakın bu işleri. Abi şunu söylemek istiyorlar, siz de o kadar şeyine sokmayın. Yani şimdi Fenerbahçe kimle çıkacak? Kalede. Ya bu satranç değil kardeşim. O, sağ bek bu. Bakın arkadaşlar. O işte ortada kimle kim. Türk halkı sizi kandırmasın. Karşılıklı bir düşünce işte. Demek istedikleri bak, bu. Gazeteler ve spor yazarları ve spor yorumcuları kendilerini karizmatik, entelektüel göstermek için bazı beylik lafları bulurlar. Nelerdir hocam bu laflar? Satranç tahtası. Mert not alır mısın? Satranç bu notları. Efendime söyleyeyim. Galibiyetin formülünü açıkladı. Spor yorumcuları da kendilerine karizma ve bilgili olma hesabıyla ve yarın bir gün antrenör olarak kendilerine daha fazla aa bak bu adam bilgili, bunu gel biz bu antrenör yapalım desinler, 3-4 tane laf kurarlar. Bir, nedir onlar? Takım boyu. Ne? Takım boyu. Takım boyu mu? Evet. Ne demek? Geçiş oyunu. Bak sokağa çık. Takım boyunu ilk defa duydum. Bir dakika abi. Takım boyu kısalıyor. Takım boyu uzuyor. Peki. Geçiş oyunu. Şimdi bak sokağa çıkalım. Futbolu sever 100 tane adam aldım. Geçiş oyunu nedir desem anlatayım. Geçiş oyunu, takım boyu, efendime söyleyeyim şey... Üçüncü bölgede baskı, ondan normal ama abi bir şey... Üçüncü bölge neresi abi? Umumiyetle futboldan gelmiş, başka bir şey konuşmaktan korkan adamların kendilerine karizma yaratmak için kullandığı laflardır. Tamam. Bir de şöyle laflar vardır. Parayı sonradan bulmuş, kendilerini bir şey zanneden, milli seviyeye gelmiş, futbolcu ve teknik adamların söylemleri. Biz adam gibi adamız. Bu millet için canımızı ortaya koyduk. Dönüşte hesap soracağız. Gibi laflar da son 3-4 yılda. Sonradan parayı görmüş, görgüsüz, eğitimsiz, cahil futbolcumuz, üst düzey futbolcu ve teknik adamların laflarıdır. Basketbolda görüyor musun mesela Türkiye milli takım başarı dönüyor mesela, dönüşte hesap soracağız. Biz adam gibi adamız. Bak böyle bir laflar. İşte onun için Türk futbolunun gerçeği bu kardeşim. Ne yapıyoruz şimdi haftaya? Seni mutlu mu göreceğiz, mutsuz mu merak ediyorum. İnşallah mutlu göreceğiz hocam. Peki, yap bakalım kapanış. Sevgili 10 numara muhabbet izleyicileri, merak ettiğiniz soruları soruyorum hashtag ile, video ile ya da mesajla bize gönderin. Ahmet Çakar hocam da değerli yorumlarını buradan cevaplasın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hocam. Sevgi ve saygılarımızla.
dakika. Kurban olayım bak ölümü öp. O dede kaç yaşındasınız? Kavga etmeyin. Bu da enteresan. Hiç skor tahmin edemeyin. Fenerbahçe 4 Galatasaray 0. Merhabalar. Bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Evet, çok önemli bir derbi. Ben de fanatik Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Ben sizin Fenerbahçeli olduğunuzu görmeden. Tabii inşallah yeneceğiz yine. Her zamanki gibi olacak. Yenilmezliği de bizden tadacaklar Allah'ın izniyle. Biz sattıracağız diye düşünüyorum bunu. Kadıköy'de olsa fark etmez. Uzaya da çıksak onları orada da yeneriz diye düşünüyorum. Skor tahmininiz nedir? 3-2 olur. Selamünaleyküm. Futbol seyrediyor musunuz? Hangi takım tutuyorsunuz? Galatasaray. Galatasaraylısınız. Derbi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir futbol olsun, güzel bir şey olsun. Hangisi kazanırsa kazansın. Fakat mühim olan Galatasaray kazanmasını istiyoruz. İçinizden bir skor tahmini geçiyor mu? Berabere kalırlar tahmin ediyorum. Skor tahmininiz nedir? Skor tahminim en fazla 2-1 ya da 2-0. Hani Galatasaray'ın alacağına inanıyorum. Hangi takım tutuyorsunuz? Beşiktaş. Derbi ile ilgili görüşünüz nedir peki? Galatasaray'ın sahasında mı? Evet. Galatasaray rahat alır diye tahmin ediyorum. Skor tahmini var mı? 2-0, 2-1, 3-1 gibi. Merhabalar efendim. Bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Derbi ile ilgili görüşleriniz neler? Bir Galatasaraylı olarak çok formdayız bu sene. Takımdan keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Ama derbi maçlarda Fenerbahçe'nin bize şansı tuttuğu gibi bir gerçek var. Kabul etmesek de. İnşallah bu sene böyle bir şey yaşamayacağız. Ve arenada 3 puanla ayrılıp devam edeceğiz yolumuza. Bir Galatasaraylı, siz de Galatasaraylısınız. Fenerbahçe'nin üstünlüğü var ama, bir psikolojik üstünlük. Psikolojik üstünlük bu sene sökmez. Sökmez mi diyorsun? Sökmez bu sene artık. Geçti o psikolojik üstünlük. O eski futbolcular kalmadı artık. Skor tahmini? Ben 5-1 diyorum. 5-1 Galatasaray. 3-0 olsun. 3-0 olsun. Peki. 3-0, 5-1 sizden. 3-0. Gençler gelin röportaj yapalım sizle. Konuşan bir adamsın. Gel. Hangi takım tutuyorsunuz? Ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylısınız. Maçla ilgili düşünceniz nedir? Öncelikle hak eden kazansın. Biz endüstriyel futboldan yanayız. Yani kapitalizmin hakim olduğu, paranın egemen olduğu futbola yana değiliz. Ama bakıyoruz kadrolara, yerli futbol namını hiçbir şey göremiyoruz. Bu bağlamda hak eden kazansın. Hak eden takım evet. Kazansın. Skor tahmininiz var mı? 2-0 Galatasaray diyebiliriz. Derbi ile ilgili düşünceniz nedir? 2-1. Fenerbahçe kazanır. Evet. Skor tahmininiz nedir? 2-1. Fenerbahçe mi Galatasaray mı kazanır? Galatasaray. Ben Fenerbahçe'yim. Derbi ile ilgili düşünceleriniz neler? Galatasaray maçı alır. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması lazım. Kazanması lazım ki ligden kopmaması. Tabii ondan sonra 11 puan geri kalıyor. Felaket. Peki efendim, skor tahmininiz var mı? Gollü geçecek gibi geliyor ya. 2-1, 3-2 böyle olacak herhalde. Kim kazanır? Fenerbahçe. Takım tutuyor musunuz? Galatasaray. Galatasaraylısınız. Derbi ile ilgili düşünceniz nedir? Yani Galatasaray'ın kazanmasını isterim. Peki skor tahmininiz nedir? Bilmiyorum. Skor tahmin edemiyorsunuz? Evet. Bu da enteresan. Hiç skor tahmin edemiyorsunuz. Derbi ile ilgili düşünceniz nedir? Her zaman Fenerbahçe kazanacağım. İnşallah bir şey bir kazanalım diyorum. Skor tahmininizde? 1-0. Efendim rozetiniz çok güzelmiş. Çok anlamlı. Galatasaraylı mısınız, Fenerbahçeli misiniz? Galatasaraylısınız. Skor tahmininiz var mı? 1-0 bitecek diye tahmin edebiliyorum. Evet sevgili izleyiciler. Galatasaray'ın kalbinin attığı yerdeyiz. Mecidiyeköy'deyiz. Bazıları futbolla ilgileniyor. Bazıları ilgilenmiyor. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı. Birçok röportaj yaptık. Şimdi karşıya geçeceğiz. Fenerbahçe'nin kalbine, Kadıköy'e gidiyoruz. Hadi gidelim. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Derbi ile ilgili görüşlerinizi alayım. Antalya sporluyum. İnşallah berabere kalırlar. Skor tahmini aldım. 2-2 diyorum ben. 2-2 diyorsunuz. Hangi takım tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Derbi ile ilgili görüşleriniz nedir? Umarım güzel futbol olur. Galatasaray kocaman önce sağlama alma futbolunu destekliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok gol pozisyonu olan bir derbi de beklemiyorum açık söyleyeyim. Galatasaray favori duruyor ama. Peki maçla ilgili skor tahmininiz var mı? Tabii Fenerbahçe kazansın isterim ama bir 2-1 Galatasaray ya da 3-1 Galatasaray gibi mi geliyor? Hangi takım tutuyorsunuz? Fenerbahçe'yi tutuyorum. Siz efendim? Galatasaray. Çok güzel bir yere denk geldik. Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili öncelikle misafir takıma soralım. Düşünceleri neler? Bizim adımıza çok zor bir maç. Galatasaray avantajlı gözüküyor. Fenerbahçe'nin bir çıkış yakalaması lazım. Skor tahmininiz var mı? 1-2. Fenerbahçe. Evet, inşallah. Evet, Fenerbahçeli kuzenin Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor çok doğal olarak ama Galatasaray da çok iyi başladı sezona. Sizin görüşleriniz neler? Galatasaray dediğiniz gibi sezona çok güzel başladı ama ortada bir derbi psikolojisi var.
Hani oranlara bakarsak Galatasaray tabii ki maçı alacak gibi duruyor. Ama ruhu yakalayamazsa berabere kalır diyorum ben. Skor tahmininiz nedir? 2-2. 2-2. Evet. Evet sevgili 10 numara muhabbet izleyicileri, Avrupa yakasındaydık. Şimdi tam ortadayız. Kadıköy'e, Fenerbahçe'nin kalbine gidiyoruz. Bakalım Kadıköy'de nelerle karşılaşacağız? Hangi takım tutuyorsunuz? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisiniz. Derbi ile ilgili düşünceleriniz nedir? Fenerbahçe alır her türlü. Galatasaray çok iyi başladı sezona. Olabilir ama ben takıma güveniyorum. Güveniyorsunuz. Evet. Skor tahmininiz nedir? 2-1 alır bence. 2-1 Fenerbahçe alır. Bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Hangi takım tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Derbi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Her zamanki gibi. Yeneceğiz. Galatasaray çok iyi başladı ama sezona. Bize fark etmez. Peki maçla ilgili skor tahmininiz nedir? 2-0. 2-0 Fenerbahçe alır. Evet. Hangi takım tutuyorsunuz? Tabii ki Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Maçla ilgili düşünceniz nedir? Galatasaray çok iyi başladı sezona. Tempolu futbol oynuyor. Fenerbahçe bir iyi bir kötü. Galatasaray yenilmedi herhalde şimdiye kadar. Evet. Yenilmedi. Yenilmeyen takım yoktur. Fenerbahçe'yle oynamayan takım vardır. Skor tahmini? Skor tahmini çok gollü geçmez böyle. 1-0 olur, 2-0 olur, 1-1 olur. Hangi takım tutuyorsunuz? Galatasaraylıyım. Galatasaraylısınız. Bu hafta derbi var. Galatasaraylı olarak söylüyorum. Yenelim diye ama işimiz zor tabii ki. Evet. Ne kadar da namalip gitsek de Fenerbahçe'ye takıldığımız kesin. Gel, o yüzden gel. Ama gel, tamam. Kalbim Galatasaray'dan yana. Yes, I speak English. Evet, şimdi bu arkadaş Little, okay. Brazilya. Okay. Brezilyalısınız. You are coming from Brazil? Yeah. Neymar. Ronaldinho, yeah. Why did you like Fenerbahçe? I like because Alex de Souza. Alex de Souza. Yeah, my country. Your country, yeah. From your country, but Galatasaraylı? No. My friend, Galatasaray, no. This week, Galatasaray against Fenerbahçe, yeah. We have a derby. Yeah. What do you think about derby? Fenerbahçe 4, Galatasaray 0. Güzel tahmin. Ne diyorsunuz? 4-0 dedi. 4-0. Fenerbahçe ener dedi. Bence 2-0 Galatasaray alacak diye düşünüyorum. Alar. He says 2-0 for Galatasaray. No. Şampiyon Galatasaray. No. Şampiyon Galatasaray. Evet. Kadıköy'ün ortasında bir Brezilya'dan gelen Fenerbahçe taraftarı gördük. Bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Derbiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray çok formda başladı. Fenerbahçe bir iyi bir kötü. Ya biz de iyiyiz canım. Fenerbahçe de iyi. Fenerbahçe çok kötü değil diyorsunuz. Tabii ya. 28 dakikada 3 yaptı işte, ne olacak? Bir maçta oldu. Yani Beşiktaş'ı ne yaptı? Nefes aldırmadı. Eze eze yendi Beşiktaş gibi takımı, değil mi? Bazı kesim hakem yüzünden yendiriyor. Hakem mi? Evet. Biz niye görmedik onu? Ben 15 yıl top oynadım. Ben de futbolcuyum. 60 yıldır da izliyorum Türk futbolunu. Biz mi görmedik? Peki. Maçtaki skor tahmininiz nedir? Veyahut 2-1 Fenerbahçe üstüne olabilir. Bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe evet. Derbisi var. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ Nasıl olun. İşler? Önce onu soralım. Çok şükür idare ediyoruz. Allah iyilik versin. Bu hafta derbi var. Galatasaray-Fenerbahçe Kesinlikle. Derbisi. Kadıköy'ün merkezindeyiz. Ne diyelim? Her zaman olan olacak. Tabii Fenerbahçe'lisin. Kesinlikle. Peki. Bir Fenerbahçeli olarak bırakın beraberliği fark bile bekliyorum. Fenerbahçe fark atar mı? Atar efendim. Galatasaray da çok iyi gidiyor. Ama oynadığı takım Fener. Daha Fener'le maç yapmamıştı. O yüzden böyle. Kesinlikle. Skor tahmini? 2-0. 2-0 Fenerbahçe. Kesinlikle. Hocam siz hangi takım tutuyorsunuz? Ben de Fenerbahçeliyim. Kaç biter maç? 3-0 veya 3-1 gibi biter dedim. Derbi var bu hafta. Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Ayva ne kötü bir soru. Kadıköy'de yaşıyorum. Artı cimbomluyum. Nasıl olabilir? Kaç bir ne olur maç? Galatasaray şu an hızlı. Fener'de zaten diş biliyor. Bu maçın ortada biteceğini tahmin ediyorum. Galatasaray'ın şansı yok Fener'e karşı. Her zaman Fener ya berabere kalır ya Fener alır. Bu hafta ne olur? Bu hafta da aynı olur. Ya berabere ya Fener alır. Kaç biter? 2-1. 2-1 Fener mi? Evet. Galatasaray fark atar. Buffett'in mi komis, Belanda işi götürür. Kaç biter maç? Maçı 3-1 Galatasaray alır. 3-1 Galatasaray alır. 3-1 Galatasaray alır.